Teknoseyir'e hoş geldiniz. Ee, Galaxy S7 ile Note 5'i karşılaştıracağız değil mi Murat? E, i̇ncelemesinde söylemiştim Hamdi, e, fotoğraf kısmını Note 5 ile karşılaştıracağım Hı -hı. diye. Neye Note 5? Çünkü elimde başka telefon yok. E, <laughs> yani eski nesilden S6, Hı -hı. E, S6 Edge ve Note 5 bunlar aynı altyapıyı kullanıyorlar. Dolayısıyla ben Note 5 ile kıyasladığım zaman aslında geçmiş S6'larla da e, Hı -hı. aynı sonucu elde ettiğimizi ya düşünebilirsin. Zaten e, hani S6'ın ile aynı civar zamanlarda çıkan... Tabi tabii bunlar aynı altyapıyı kullanan telefonlar Hani 5 yayınlar. geçiyor diye içinde şey zannetmesinler. S5 ile evet. alakalı zannetmesinler. Tabii, Note serisi ayrı S serisi ayrı tabii. ama ka kamera altyapısı benzer altyapı. Ara arayüzleri falan da öyle. Şimdi S7'nin iki tane temel iddiası var. Birincisi... E, Küçük pik, ben diyor piksellerimi küçülttüm, e, büyüttüm. Hı hı. Ama megapiksel, tamam kaybı söz konusu ama pikseller büyüdüğü için ben daha iyi çekeceğim diyor. Hı hı. Ne zaman daha iyi çekecek? Gece çekimlerinde özel, ışığa ihtiyaç olduğunda piksel büyürse sen daha çok ışık alırsın. Doğru. Bunlar hani tartışmaya açık konular değil. Bunlar böyle. Hı hı. Daha çok yer kapladığı için de sığdırdığın yüzey herhalde aynı kalırsa. A, a, aynı yüzey. Azalıyor. Tabii. 16'dan 12'ye inmiş oluyor mesela bu örnekte. 12'ye yükseliyor ama e, piksellerimizi büyüttük. Yetmiyor hı. diyor ki. Ben diyor e, diyaframımı 1.7'ye kadar açabiliyorum. Hı hı. Daha önce 1.9'lu. Bir diyor, de üstte diyafram açabiliyor. Daha çok ışık alabiliyor. Yine daha aynısı, çok ışık alıyorsun. E, bunun da sonucunda yine aynı sonuca çıkıyoruz. Hı hı. Gece çekimlerinin daha başarılı olması. Gece ve az ışık ortamlarında ikisi. Hı hı. E, gece dediğimiz zaman zifiri karanlıktan hiçbir zaman bahsetmeyeceğiz. Evet. İşte orada zaten ışık yok. Yani orada zaten kötü çıkacağını biliyor herkes. Hı hı. Öyle çekilmez. Yani zifir karanlıkta bile çekeceğimiz objenin en azından birazcık aydınlatılmış olması lazım. Ee, diğer kısmı ise, diğer iddiası ise diyor ki ben diyor dual piksel kullanıyorum, benim kameram e, bu önceki serilerime ve rakiplerime göre daha hızlı odaklıyor. Hı -hı. Özellikle yine gece, ge ge ışığa ışık azaldığı zaman kameranın odak performansı da düşer, Hı -hı. odaklama hız, performansı da düşer hız anlamında. Şeyi soracağım, bazı modellerde lazerli falan destek vardı, bunda var mı öyle bunda bir şey? Bunda öyle bir şey yok. Hı -hı. İddiası o zaten, gerek yok diyor. Yani Ben ben bunu başka Hı -hı. türlü çözdüm diyor. Güzel. Ee, i̇kisinde de yani e, optik stabilizasyon var. Ama aralarında şöyle farklar var hem de bir defa e, bitrate'ler e, yüksek bunlarda hepsinde yüksekti hı. ama yüksek bitrate'in biliyorsun iki, iki tane bir olumlu bir olumsuz etkisi var. Olumlu etkisi yüksek bitrate'de videolar iyi çıkıyor ama yer kaplıyor. Depolama alanı Depolama sorun oluyor. Şimdi depolamada eski seriler e, herhangi bir e, genişlemek imkanı sunmadığı için hı hı. dahili hafızayı çabuk dolduruyordu. Doğru. Şimdi S7 onu çözdü tekrar e, micro SD'yi geri getirdi. O yüzden burada öyle bir sorun potansiyel olarak olmayacak. Çünkü aktarabileceksin hı hı. eski diğer kartına. Ee, öte yandan şu bitrate anlamında ikisi aynı olmaya devam ediyor. Orada bir değişiklik yapmamış Samsung. Ama şu var işlemci değişti. Şimdi 8. seride e, Exynos 8'de biz, bizdeki Exynos modeli 820'de var. Ee, i̇şlem kabiliyeti arttığı için çekim modlarındaki oyuncaklar artmış. Hı. Mesela video çekerken bazı modlarda özellikle yüksek çözünürlükte fotoğraf çekemiyordun aynı anda. Burada artık de çekebiliyorsun, izin veriyor. Yine çekemediği mod var ama daha az. Hı hı. Ee, bence önemli bir şey çünkü bazen videoyu çekerken... ...ya şunun bir de fotoğrafını çeksem iyi olur dediğin... ...özellikle hareket halindeyken oluyor. Kaçırıyorsun çünkü... ...gidiyor işte ben özellikle vapurda hı hı. çekerken. Ee, burada hemen fotoğrafını da çekebilirsin. Ee, bu tamamen işte işlem gücünden kaynaklanıyor. Yoksa bu da yapardı onu. Hı hı. Ee, bunların haricinde birazcık arayüzlerinde farklılıklar olmasına rağmen... ...kabaca aynı fotoğraf arayüzüne bakıyorsun. Ee, bir de şunu söyleyeyim, e, tabii ki de aralarında bir böyle tarz farkı var. Yani şöyle, note 5 her zaman bu fotoğrafların hepsinde geçerli olacak. Birazcık daha e, abartıyor renklerini. Yani hı. mavi daha koyu mavi, kırmızı daha koyu kırmızı. Daha güzel görünüyor göze. Sarı Benim sen, için o daha, öyle, evet. Bu biraz daha gerçeğe yakın. Hı. Bu da birebir gerçek çekiyor demiyorum hı hı. ama not 5 kadar abartmıyor. Ee, şimdi örnekler üzerinden başlayalım. Başlayalım. Ee, karşılaştırmamı fotoğraflar üzerinden daha çok yapacağım. Çünkü şunu baştan söyleyeyim. Videoları kaydettik, karşılaştırdık. Yani hiçbir fark yok. Anlayamadım. Ee, i̇şte renk, Sen dediğin renk farkı renk biraz tek kendine Renk evleniyor. farkı var o kadar başka hiçbir fark Hı -hı. yok. bir bitrate'i bit aynı zaten. Hı -hı. Ee, Artı hani orada bunun çözünürlüklerinin değişmesi hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü orada video çözünürlüğü önemli. Bu arada şeyi söyleyeyim. 4K falan var hepsinde. Hani sonuçta çok tatmin edici kameralar ikisi yani de. Burada biz en iyilerini kıyaslıyoruz. Çok ufak ayrıntılara Tabii, bakıyoruz. Yani. En iyinin en iyisindeyiz. Hani ya aynı. da şöyle bakalım S7 hakikaten bir şeyler katabilmiş mi? Evet. Çünkü bak bir yandan da şu var. Note e, 5... Bundanlar bayağı ucuz. Yani 2000, 2200 2500 lira arasında. Hı hı. Not 5 yap yani hani dane. 2 i̇şte gün öncesine kadar amiral gemisi ileri seviye Hala Halen başka not yok. Not 6 yok mesela. E doğru. Not serisinde öyle. O anlamda öyle. öyle. E burada sen 2800'lerden başlıyorsun S7. Edge olduğu mu 3300 oluyor. E bu anlamda da insanların bir fark var mı diye merak etmesi normal. Hı hı. Ha daha şey yok. Onu da yapacağız. hani. Mesela bir G5 gelsin. Bunu bu kıyas onunla da, da yapacağız. E tabii ki. Şu anda kendisiyle kıyaslıyorum. Ee, i̇lk fotoğrafımız bu. Şimdi. Şimdi soldaki. Ne diyorsun? Herkes zaten görecek bu örnekleri. Yani net bir şekilde anlaşılıyor. Yani sağdaki S7 çok daha ayrıntılı çekmiş. Onun sebebi şu hem de şuraya bakarsan göreceksin. Şimdi Hı -hı. daha çok ışık alan kamera her zaman ISO'yu daha düşük tutar. Hı -hı. E, bunun hem diyaframı açık, hem e, kendisi daha çok ışık alıyor. pikselleri büyük. Dolayısıyla ne oldu? Bu izobine çıkarken ISO 400'de aynı ışıkta fotoğraf çekti. Hı hı. Ee, burada pozlama bir farkı oluşmuş ama o önemli değil. Ee, buradaki olan şu. ISO 1000'e çıkarsa ne yapıyor? Bütün kameralar böyle yapar. Telefon dahil. Onu fitreler. Hı hı. ki ISO gürültüsünü sana göstermesin. O da... sanki fondöten sürmüş gibi Heh, oluyorsun. Aynen o etkiyi yapar. Burada o da şey detayları yok eder. Hı hı. Burada daha detaylı olduğunu görebilirsin. Evet. Bu bir bayrak fotoğrafımız. Ee, buradaki özellik şu. Burada çok yani aynı objeyi çekmiş olmuyorsun. Bayrak hareket ediyor da. Tabii sürekli hareket halinde. Burada işte e, şey gördük. Gördüğün gibi izolar eşitlendi. Gündüz fotoğrafı çünkü. Hı hı. Aydınlık, yeterince ışık var. Yeterince ışık var. Ee, burada tartışılır ama Note 5'te biraz daha sanki e, detay kısmı. Yani daha doğrusu Note 5 gözüme benim daha iyi gözüktü. Hı hı. Sebebi şu. Bu bayrak uzakta. Şimdi 16 megapikseli çöpe atamazsın. Yani 12'ye düştü ama hiçbir şey değişmedi. Yok öyle bir şey. Büyüttüğün zaman. Onda bir etkisi, etkisi var. Büyük megapiksel olan kameranın görüntüsü daha geç bozuluyor. Hı. Büyütmeye daha dayanıklı diyelim. Doğru. Burada aslında bir onun etkisini yani görüyoruz. Çok az bir. Şu kırışıklıklarla yani falan. Bir çok az fark daha var. Daha bir netlik. Asıl fark eden mavi tonlarda. Renk evet, farkı. Evet. Burada onu göstereceğiz. Kırmızı bak. Bunda bağırıyor. Onu da gözümün gördüğü buydu ama onu söyleyeyim sana. Ama işte mesela ben Gördüğümde olabilir. şu resim daha güzel diyorum. Yani şeyden bağımsız Kişis, olarak o kişiye göre inceliklerden ayrıntıdan bağımsız olarak renk olarak bu beni tatmin ediyor. Bu biraz daha yakına girdim. Bak yine izolar 40. Hı hı. Güneş oldu mu? O, az önce bahsettiğim bütün o avantajlar daha az belirgin hale hı hı. geliyor. Zaten ışık var. Evet. Burada neyi görürsün? İşte e, şey arttı mesela onun enstantane değeri uçtu gitti. E, ama burada bir etkisi yok onun. Zaten sabit bir yeri çekiyorum. Hı hı. Kendim de sabitim. Ama bak gene de ayrıntılar bunda daha fazla. Detayda evet. Orada daha çok detay çektiğini ben gözümde gördüm. Hı -hı. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Yani hani az önceki hani isolar da farklıydı. Şimdi isolar aynı olmasına rağmen evet. S7 yi yine biraz daha ayrıntılı çekmeyi başlıyor. Ama şu var. Şu çatlaklardan tabi oradan belli oluyor. Özellikle. Şu var hem de şey diyebilir misin? Hani ya evet hakikaten bu para buna verilmez buna ver. O ile anormal bir, bir farklılık değil. yok. Yani bunları yan yana görmezsen ikisinden de mutlu olursun. Kesinlikle. Yani yüzde bir bile değil şu şurada bahsettiğimiz fark. Şimdi bak bu başka bir fotoğraf. Burada Barbaros Hayrettin Paşa yazısına odaklanalım. Evet. Burada okunuyor orada daha az daha zor burada okunuyor. Burada hiç okunmuyor Hayrettin yani. Paşa kız Hayrettin kısmı gitmiş. Evet. Ee, sebebi şu bu bu fotoğrafta çok uzaktayım. Hı -hı. Fotoğrafı büyüttüm Hı -hı. çektikten sonra ee, büyüttükçe bozuluyor. Az önce söyledim megapiksel hikayesi evet, burada. Note 5'te DM'den. daha az bozulma var. Hı, Hı Sebebi bu. Çünkü megapikseli yüksek. Doğru. Ya yani sadece yazıda çok belirgin. Şu diğer kısımlarda da var evet. aynı etki ama yazıda yazı çok bariz belirgin. belli oluyor. Evet. Ama bak burada da şimdi evet, felaket <laughs> bir örnek göreceksin. Şimdi dersin ki ya bu netlenmemiş. Öyle değil. Evet. Yine ISO çok çılgın. Orada da çok düşük. Hı hı. Yan yana koyduğum için böyle çok bariz bağırıyor. Bunu ben defalarca çektim. Yani hı hı. Ben de önce flu çekiyorum zannetmiştim. Titriyor zannediyorsun fark görünce. değil mi? Ee, ama yok öyle bir şey yok. Burada yine az, e, önce, söylediğim az filtre. önce söylediğim filtre devreye giriyor ve detayları yok ediyor. Hı hı. Sebebi bu. Yani şu çok bariz yani şöyle yan yana baktığın anda bu diyorsun yani neredeyse tek tek içindeki küçük taşları sayacaksın. Ama ISO 3 yani özellikle küçük sensör bunlar 1 bölü 25 inç hı hı. mesela bu S7'deki de bu, bu da 26 yani sonuçta küçük mercimek sensör diyoruz ya onlar hı hı. kompakt makine sensörleri. E, onlar izoya daha duyarlılar. E, ISO 1000 ile 320 arasındaki fark çok büyük. -hı. hı. Şimdi bak burada da yine uzağa uzakta olan objeleri evet. yakınlaştırdım zorla e, büyüttüm. Yine özellikle uzağa doğru giden kısımlarda hı hı. Note 5'in avantajlı olduğunu göreceksin. Yani yazılar gene yazı kısmında. Evet. Alt taraftaki Note 5 daha netlik sağlıyor. Şuralarda da ben hani Note 5'in daha net olduğunu çok bariz görüyorum. Hı hı. E, büyütmek gerektiğinde Note 5 daha iyi sonuç veriyor. Veriyor evet. He gece. Gece modu. Şimdi, zifir karanlık değil, hep söylüyorum tamam gökyüzü mök yüzü değil, burada işte aydınlatılmış objelerimiz var. Burada, ben, e, şu şeyden bak, hareketli objelere bak, şimdi yine izofarkı var hı hı. ve e, enstantane de fark etmiş biraz, o yüzden burada görüyorsun, bu hareket eden, bunlar rüzgardan dolayı hareket ediyor. Biraz hemen bulanıklaşıyor, Bulanıklaşırken burada o da çok net daha net. Burada başka bir şey tespit ettim ve onu başka bir daha test ettim, şurada bak, buradaki ışık kaynağından şöyle bir evet. çizgi çıkıyor. Şimdi bizim bu kamera lenslerimizde de aynısı var. Hı hı. Lens kalitesi birazcık düştüğünde, ucuzladığında o etraftan gelen ışıkları ya da güneşten gelen ışıkları içeri alır. Bu şekilde lens flare yapar. Hı hı. Ee, burada bariz bir şekilde kuvvetle muhtemelen, hani bunun elinde verisi yok ama S7'nin zannedersem oradaki camları da değişmiş. Hı hı. Ee, bunu kesiyor bir yani şekilde. Şu en azından görünmüyor bu evet. resimde. Bunu kesiyor yani. Ve tabii ki sağdaki daha iyi yani S7 daha iyi gelecek performansında. Ee, bu benim hani fark görmekte zorlandığım ve göremediğim bir çekim oldu izo farkına rağmen çünkü hı hı. ana objemiz çok aydınlık zaten. Doğru. Hani çok kafayı bozarsan yani hemen şuralarda falan bir şeyler görürsün N5'te, e, not 5'te ama hani hiç yani bu fark denemez. Burada bu. evet çok fark yok. Bir fark da sana burada göstereceğim. Bak yine gece çekimi. Hı hı. Yine bak şu hareket eden. Burada rüzgarla hareket eden. Burada bir böyle bir şey var. Bir şey dolanmış, ip dolanmış. Orada bak ne kadar net. Bak, evet, bu Şimdi bak net. bunu ilk gören ya 50 titredi acaba diye düşünebilir. O zaman da işte hiç titremeyen yerden bakarsın. Hı -hı. Bak yazılar ne kadar iyi. Evet, sabit olanlar. bir problem yok. İp... Çünkü bunda hiçbir sorun yok bu fotoğrafta. benden kaynaklı ya da hareketlerinden kaynaklı. Hayır, Hı -hı. bu yine onun yakalama hızından kaynaklanıyor. Gene arkadaki o lens yansıması bunda da var. Evet çünkü burada hem de burada gözükmüyor. Senin arkanda gibi düşün bir tane ışık var. Hı hı. Oradan lens flare yapıyor buna. Onda yapmıyor işte. Bunda yapmıyor evet. Şimdi örneklerim bunlar hem de, e, bunlar haricinde sözle anlatabileceğim şeyler var. Hı hı. Mesela gerçekten hızlı netliyor mu? Evet, özellikle gece s 7 çok bariz net, e, bariz hızlı netliyor. Eee hı. focus hunt dediğimiz şey var ya, böyle odaklanınca gider gelir. Bariz daha az S7'de. Hı hı. Orada kesinlikle önde şeyde pek bir fark göremedim. Titreşim engellemelerinde ikisi de başarılı. O netlemede iddialarını yerine getirmişler diyorsun Evet sen. kesinlikle öyle. Bundan sonra hatta o standart bile olabilir herhalde. Şimdiki kullandığı yöntem ama şöyle bir sürprizle karşılaştım. Bunu bana sormuşlardı. Şimdi Sony sensörleri kullanılır ya hep genelde hı hı. sektörde. Samsung'larda bu esirlerde iki tane var. Bir Sony bir Samsung. Bendeki Samsung'un sensörü çıktı. Hı. Onu ayda 64'te görebilirler, devices kısmında, ay aygıtlar kısmında. Ee, bunun kendi arasında da yarattığı farklar varmış. Ama ben tabii ki Sony sensör elimde yok, S7'de. Denemek lazım. Deneme şansım yok ama daha önce bir bu duruma düştüğümü hatırlıyorum. Ee, genelde kafa kafaya gidiyorlar. Yani Samsung, Sony'de gösterdiği başarımı genelde gösteriyor yine. Yani. Ama şey farkı oluyor. Mesela ben dedim ki, Note 5'te e, S7 arasında böyle renk karakteri farkı var dedim. Sony ile Samsung'un lenser arası, sensör arasında da böyle bir şey olabilir. Hı hı. Bunu şu anda bilemiyorum. Yani şimdi çok ince ayrıntıya girdiğimiz için evet. orada fark ortaya çıkabilir diyorsun sen. Evet. Ama normalde çok yani, yan yana koymadığın zaman muhtemelen anlayamayacaksın. Samsung varmış burada ben bunu almayayım dedirtecek bir durumu. Samsung zaten kendine öyle bir ateşe hı hı. atmaz. Ee, ama onu söyleyeyim. Yani Sony sensör yok hepsinde. Hı hı. Benimkinde de çıkmadı ki bu Türkiye'de satılan modeldendir. Yereldeki de olanlarda da ben Sony çıkacağını pek zannetmiyorum ama hı. bakabilirler hani zaten artık mağazalarda internete bağlıyorlar bunları Değil. ayda 64'ü yüklesinler hemen baksınlar. baksınlar ee, ama ne olacak hani olmadı ki Samsung çık ne yapacağım bırakıp Sony sensör mü arayacaksın sokakta o kadar da bakmaya yani, gerek yok İşte bak bu Sony e, Samsung olmasına rağmen hani bütün sözlerini yerine getirdi hı hı. Yani şimdi S6 ile Note 5 ile kendisi bu son S7 arasında aldıracak kameraya yani düşünürsek kamera odaklı düşünürsek bir fark var mı Evet var. Gece performansı bariz iyi. Hı -hı. Düşük ışık performansı daha doğrusu bariz iyi. Daha çok detay var, daha düşük izoda çekiyor, Hı -hı. daha hızlı odaklıyor. Kamerası kesinlikle daha iyi. Nerede o fark göremiyoruz? Işık olan yerde zaten bu dezavantajlar kapanıyor. Ama işte uzaktaki resimlerde o zaman Ama... hatta belki biraz geri de gidiyor. Evet, 12 megapiksel olmasının dezavantajını fotoğraf büyüttüğünde anlıyorsun. Hı -hı. Öyle bir şeyler çektiğin zaman da dezavantajlı. Demek ki neymiş? Bunun S7'nin yüksek megapiksellisi lazım. Belki S8'de ikisinin evet, birlikte evet. olduğunu göreceksin. Evet. Muhtemelen öyle olacak zaten. Peki sen şeye ne dersin? Note 5'in varsa bunun için S7 almaya yok. değer mi? Yok. s 6ın varsa da gerek yok. Hı, onun için aynı şekilde. Ama şunlar var. E, hani çok temiz bakmışsındır S6'na. Bak Note 5 demiyorum. Hı hı. E, elinden çıkarırsın, geçersin. O zaman bu avantajları yaşamaya değer. Micro SD'si bile tek başına bir fotoğrafçı tabii. için, bir çok video çeken tabii, için tabii. avantaj. Bulut maalesef bu konularda bir opsiyon değil çok büyük dosyalar. Tabii. Fotoğraf bile büyük yani bakma. Mutlaka kablosuz ağ ortamında evet. olacaksın ki hadi gönderesin karşıya. Ve şeyi de unutma kotalarda genelde upload da yazdığı için hı hı. hani iki taraflı işliyor yani Doğru. biz de Türkiye'de kota fakir, fakiriz maalesef. E, o yüzden mobildeyken bunlar biraz hayal. Hı hı. E, onun dışında nottan geçilir mi dersen geçilmez çünkü not ayrı not altı yok. E not için not serisinin ayrı kalemi var bir defa. Doğru. Not ya, Özellikleri açıda. farklı tamamen. O yüzden o hala geçerli bir telefon ve bence hani şu anki fiyatıyla yani S6 ya da S6 Edge yerine Note 5 kalemi kullanmayan adama bile bu durumda iyi oluyor. Hmm. Çünkü dedim ya S7'ler falan uçmuş, uçmuş gitmiş. S6'yı da sevmeyen bir adama bence Not 5 de alınabilir. E, böyle hem de S7'de Samsung sözlerini yerine getirmiş. Şimdiki merak edeceğimiz şey şu. Mesela G5 geliyor, ne olacak? Bakalım bunun karşısında nasıl bir sonuç evet, olacak? Evet, onun karşısında nasıl? Ha, şeyi de merak edenler var, elimde yok yapamıyorum. Ee, iPhone'la çok merak ediliyor hani kıyası ama ya o fotoğraf için tercih edilecek bir şey değil bence. Hani ona bakarsan, de süper çekiyor hala. Windows 10 alır mısın ya da artık o donanım Tabii. eskidi. Yani bence hala bir iPhone mu, Samsung mu, S7 mi konusunda fotoğraf yüzünden birini seçmezsin. Ya Murat, fotoğraf işine geldiğin zaman zaten hepsi seni tatmin edecek kadar bunlar, kaliteli çekiyorlar. Evet bunlar artık. en üst seviyeler. Evet. Ee, orada iPhone mu, Samsung mu, tarafındaki konuyu iOS mu, Android mi de Hı -hı. seçeceksin. Sonra mutlu olacaksın. İki türlü de mutlu olacaksın zaten. Evet. Ee, benim burada merak ettiğim bunlardan daha ucuz olabilecek hani bilmiyoruz daha gelmedi piyasaya. G5'e ne yapacak? Bakalım evet. göreceğiz. Onu da zaten elimize geldiği zaman Evet. Bu şekilde Resimler de hazır beraber karşılaştırırız. Evet. Böyle yapacağız. Evet. Bu kadar herhalde. Teşekkür ederiz Murat. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.